Merhabalar kıymetli dostlar, yeni bir videoyla sizlerle birlikteyiz. Great Britain, Büyük Britanya serimiz kaldığı yerden devam ediyor. Edinburgh'u şu an görüyorum, Dublin'i görüyorum, Londra'yı görüyorum. Bu üç tane toprak birleşti ve Büyük Britanya oluştu. Şimdi bizim yapacak çok işimiz var. Gerçekten yapacak çok işimiz var. Amerika kıtasını ele geçirmemiz lazım. Hindistan'ı ele geçirmemiz lazım. Gerçekten yapacak çok işimiz var. New France bölgesinde biraz daha ordu çıkartıyoruz. Bu ordular yararımız olacak. Bir de burada bölgemize de yine ordu takviyesi yapacağız. Yani şu an Amerika kıtasında diğer sömürgeci devletlerle İspanyollar ve Fransızlarla savaşan İngilizlerin Amerika kıtasındaki askerlerine biraz daha takviye ihtiyacı var. Biraz daha takviye almamız lazım. Biraz daha takviye aldıktan sonra bu mouse'la gösterdiğim kıtayı kırmızıya boyayabiliriz. Dilerseniz turumuzu geçelim. Bir de deniz teknolojisinde bir araştırma yapıyormuşuz. Troyes Rivers'ta Rivers. Duyulu süngüyü araştıralım. Duyulu süngü. Daha kısa bir şey araştıralım. Gerçi gemilerimizi de güçlendirmemiz lazım aslında, biliyor musunuz? Gemilerimizi de güçlendirelim. Şöyle yapalım. Şunu da geliştirelim. Birmingham'da da şu araştırılıyormuş. Güzel. Devam etsin. Bu şekilde devam etsin. 15 bin altında bir gelirim var. Maşallah. Kral George, kendisi bir sanayi devrimcisi vasfı var. Bakalım gerçekten sanayi devrim yapabilecek mi? Kral George. Evet, kalenin içinde bekliyoruz şu an İspanyolları. Toplarımızı kurduk, askerlerimizi kurduk. Dışarıya da çıkabilirdik aslında. Ancak dışarıya çıkarsak şöyle bir şey oluyor. Kenarlardan geliyorlar, şuralardan tırmanıp. Yani biz buraya kurulsak bile kenarlardan tırmanıp tekrar kalenin içine giriyorlar. Yani bize saldırmıyorlar, kalenin içine girmeye çalışıyorlar. O yüzden kalenin içinde bekleyeyim en iyisi. Bir de süvarilerden ve toplardan korunmak için de mantıklı olur bu. Zaten onlar kalenin içine geleceklerdir. Bakalım. Kalenin içinde dağıtırız bence onları. Çünkü güzel pozisyon almışız. Onlar tam pozisyon alamamış olacak. Onlar tam organize olamadan gelecekler. Biz tam organize, güzel pozisyon almış bir şekilde beklediğimiz için biz avantajlı durumdayız bence. Büyük Britanya olarak. Burada tabi tecrübesiz askerlerimiz de var. Bunlar daha doğrusu halktan insanlar da var. Halkımızı da topladık biraz. Halk da geldi. Kendileri gönüllü olarak katılmak istediler askere. Ya biz de hayır demedik tabi ki çünkü ezeli rakiplerimiz bunlar bizim, yani İspanyollar ve Fransızlar sömürgecilik yarışında bize büyük rakipler. Bu büyük rakipleri devirmek için elimizden gelen tüm gayreti, tüm eforu sarf edeceğiz. Bir de tecrübeli, bakın mouse'la gösterdiğim yerlerde görüyorsunuz, birçok askerimiz tecrübeli.
Bu gerçekten çok güzel bir şey. Ben tecrübeli askerleri çok beğenirim. Tecrübe çok önemlidir. Çok önemli bir şey tecrübe. Tecrübe çok önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Tecrübe olduğu zaman o asker soğukkanlı olur. Daha cesaretli, soğukkanlı. Sakin aynı zamanda soğukkanlı ve daha iyi olur, daha iyi savaşır. Kendinden emin olur. Mesela tecrübesiz bir asker tüfekleri doldurmaya çalışırken eline dolanır. O misket tüfeğinin barutlarını tekrar doldurmaya çalışırken eline dolanabilir. Ama tecrübeli asker çok daha seri bir şekilde, rahat bir şekilde işini halleder. Kaleye çıktılar. Şu an ateş etmeyeceğiz. Tamamen karşımıza gelmelerini bekleyeceğiz. Karşımıza geldiklerinde güzel bir şekilde barutlarımızı sıkarız. İngiliz askerleri hazır. Bekliyorlar. Generalden gelecek emri bekliyorlar. Generalimiz şu anda emir vermedi ateş edin diye. Ateş emri verilmeden ateş edilmez. İlk önce ateş emrinin verilmesi lazım. Kıymetli dostlar. Evet, düşmanımız geldi. Bizim askerler ateş etti. Misket topumuzu atalım inşallah. Hadi çocuklar. Misket topumuzu atıyoruz. Misket topu atıldı mı? Güzel, burada da ateş ediyoruz güzel bir şekilde. İspanyollar etrafımızı sarmaya başladılar. Şöyle pozisyonumuzu alalım. Bunlar niye böyle yamuk dizildi? Düzgün bir şekilde dizilsinler. Misket toplarımızı da attık. İspanyollar aramızda kaldılar. Yavaş yavaş pes edeceklerdir. Çünkü organize olamıyorlar. Organize olamadıkları için, düzgün pozisyon alamadıkları için yavaş yavaş pes edecektir İspanyollar. Askerlerimizi geriye çektik. Şimdi şu arkadaki askerlerimizi ateş edelim. Onlar da ateş ettiler. Güzel. Bayağı kalabalık burada. Oo, top süvarisi girdi içeriye. Oo, soldan saldırıya kalkmışlar bunlar. Bakar mısınız bu işe? Soldan saldırıya kalkmışlar. Orayı görmemişim. Orayı görmemişim. Ve generalimi kaçıramıyorum. Dur dur dur. Yaklaşık dur. Şimdi ateş et bakayım. Sen de ateş et şuraya. Nasıl bir şey böyle ya? Generalimle çarp, generalimi öldürecekti az kalsın. Arkadan sarkmış. Generalimi öldürüyordu. İnanılmaz bir şey. İnanılmaz bir şey. Çılgın bir şey. Çok çılgın bir hareketti. Burada da düşman birlikleri var. Onlara da sıkalım. Şu generalimi kaçırmam lazım oradan. Şöyle alayım generalimi. Şu milisler şöyle gelsin. Hat piyadesi. Şöyle ön tarafa doğru kurulsun. Bunlar böyle. Tamam, pozisyonumuzu güzel bir şekilde aldık. Yani organizeyiz. Güzel bir şekilde organizeyiz. Generalime yine saldırıya kalkıyor. Kaçmam lazım. Kaç 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 kaç. Generalimin hemen kaçması lazım oradan. Biraz yakalandı yine bak. Biraz yakalandı yine. Yine geciktik biraz. Kaçıralım hemen. Askerlerimiz ateş etsin. Generalimiz kaçsın. Şuraya doğru kaçsın. Şuraya doğru kaçsın. Şuraya doğru kaçsın.
Düşman birlikleri de teker teker alınıyorlar. Kıymetli dostlar. Düşman süvarisi de aramızdan geçti, böyle otobandan geçer gibi geçti. Ancak biz yine gayet sakin, tecrübeli bir şekilde tüfeklerimizi doldurup doldurup ateş ediyoruz. Doldurup doldurup ateş ediyoruz. Gayet sakiniz, gayet tecrübeliyiz. Süvari burada bir değişik manevralarla ilerliyor. Şimdi tabii topçusunu falan da bitirmemiz gerekecek. Askerlerimizi dilerseniz çıkartalım buradan. Bütün askerlerimi ben alayım, çıkartayım. Şuraya doğru toplansınlar. Güzel bir şekilde çıksınlar buradan. Generalimiz de şöyle geride saklansın. Veya şurada saklansın şöyle. Generalim saklansın burada. Burada da askerim var evin içinde, o da çıksın. Bir düşman birliği daha geliyordur. Onu da bir indirelim de ondan sonra çıkarsınız. Burada bekleyin, onu bir indirin. Ne yapalım, buradan pauze mi alalım? Birazdan devam ederiz düşmana yaklaşınca. Evet, üzerlerine yaklaştık. Şimdi bize saldırıya doğru geçiyorlar. Pozisyonumuzu alıyoruz. Arkadaki askerlerim ateş ederse harika olur. Durduk. Ateş ediyoruz düşmanımıza. Topçusu var ileride. O topçuyu da indirmeye çalışacağız. Bakalım indirebilecek miyiz onu. O topçuyu indirmek basit olacaktır. Yani çünkü çok fazla askerim var zaten. Yeterince askerim var. Az askerim olsaydı belki indiremezdik. Belki bir misket topu atsaydı bize bitirebilirdi bizi. Biz onu indiremeyi başaramazdık ama fazla askerim olduğu için kolay bir şekilde indirebiliriz bence. Düşman süvarisi de hala hapis edilmedi. Bayağı dayanıklı çıktı. Üstüne barut yedi. Askerlerimi şöyle dizeyim. Bir tanesini şöyle kenardan alayım. Diğerini de şöyle kenardan alayım. Bu da böyle gelsin. Bundan da şöyle gelsin. Dilerseniz hızlandıralım sevgili dostlar. Düşmanımıza yaklaşalım. Birazdan hızlandıracağım askerlerimi. Bir, iki, üç. Hızlanın. Biraz daha yaklaşın. Dur. Güzel. Sen kara dizeni al ve ateş et. Sen de şöyle gel. Güzel. İşte şöyle. Güzel. Evet, düşman artık aramızda kaldı. Yapacak hiçbir şey yok. Bakın kalemizi yıkmışlar. Kalemiz yıkılmış ama bir bölümü. Bittiler artık ya, bu saatten sonra artık bir şey yapamaz düşmanımız. Az kişiydik aslında ama kalenin avantajını kullanıp güzel bir zafer elde ettik. Evet, yeni turumuza geçtik kıymetli dostlar. Evet. Şimdi yapmamız gereken nedir? Yapmamız gereken Londra'dan biraz daha asker çıkarmak. Belki çıkartabiliriz ileride, paramız da yeterse.
Gelirimiz gerçekten çok. Ham madde toplamamızın sebebiyet ve ham madde toplamamız sebebiyet verdi bana. Dostlar, buraya ne yapalım? Buraya bir sanayi binası mı yapsak, ama moraller düşük gibi halkımızın. Kilise mi yapılsın buraya? Protestan bir halk. Kilise yapılabilir aslında, buraya bir kilise yapalım. Kilise yapılsın. Çünkü orada Katoliklik ve Protestanlık tam hakimiyet sağlamamış birbirlerine karşı. Galebe çalmaya çalışıyorlar. Işığın sapması yıldızların ve gezegenlerin hareketi hakkında bilgi verir. Kraliyet astronomu James Bradley tarafından keşfedilmiştir. Güzel, çok güzel, çok güzel. Allah'ın yarattığı olayları çok güzel araştırıyor İngilizler. Gerçekten güzel bir şey bu. Çok güzel. Düşüneceksin böyle, düşüneceksin. Allah'ın sanatını düşüneceksin. Allah'ın yarattıklarını düşüneceksin. Yeryüzünü, Allah'ın yarattıklarını düşüneceksin, tefekkür edeceksin. Tefekkür edeceksin, sürekli düşüneceksin. Araştıracaksın, düşüneceksin. Şimdi bakalım bakalım. Askerlerimiz burada hazır gibi. Askerlerimiz hazır. Ama biraz daha takviye lazım. Top takviyesi yapacağız. Dostlar, top takviyemizi yapalım. 3 tane gemim var benim. Aa, şurada gemi mi var? Yok. Sadece yeşil alan varmış. Donanmamı çekiyorum buraya doğru. Gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde. Hızlandırdık, o şekilde geldi. Toptan ziyade biraz da asker alabiliriz aslında. Biraz da asker alalım. Tamamen bitirelim, süpürelim düşmanımızı. Yani sadece top değil, asker de alalım. Şurayı da geliştireceğim ben. Burada vilayet köşkünü geliştireceğim ki. Güzel. Yolları da geliştirelim. Ordumuz güçlü bir ordu, tecrübeli bir ordu. Ama bunlar hazır değil yani, bunlar savaşacak düzeyde değil. Bunların savaşması için biraz da takviye ihtiyacı var. Bizden şu an o sınırda emir bekliyor. Daha Kral George'dan emir gelmedi. Daha doğrusu savaş nazırından emir gelmedi. Öyle söyleyelim. Kral George'dan savaş nazırına, savaş nazırından generale. Emirler bu şekilde gidiyor. Kıymetli dostlar, toplarımız var, 3 tane topumuz var, nişancımız var. Marş eşiğinde askerlerimiz ilerlesin. Kral George'un emriyle ilerleyen askerler. Tecrübeli bir ordu. Bayağı tecrübeli. Baksanıza şuna. Hessen'in hat piyadesiymiş. Alman asıllıymış zannedersen biraz. Burada da güçlü bir ordu oluşturduk. Güzel. Güzel. Bir tane general verelim buraya. Generalimiz Brad Duck. Ateş altında soğukkanlı. Oo, soğukkanlıları ben çok severim. Soğukkanlıları ben severim ya. Ama savaşta da bir soğukkanlı. Öyle insan ilişkilerde soğukkanlı demedim. Yani savaşta. Savaş sırasında soğukkanlı demek istedim. O anlamda iyi yani. Şimdi buraya saldıralım. Yukarı Kanada, Montreal bölgemizi kaybetmiştik. Ve şimdi Montreal bölgemizi
tekrar ele geçirmeye çalışacağız. İngilizler ilerliyorlar. Ancak bu bölümün sonuna geldik. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Yeni bölüm yakın bir zamanda gelecektir. Hoşça kalın.